Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth Engine yardımıyla arazi yani yüzey sıcaklığını tespit etmeyi göstereceğim. Burada kodlarınız var arkadaşlar. Drive linkinde var isterseniz de durdurup yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar amacımız iki tane tarih arasındaki yüzey sıcaklık farkını göstermek. Mesela 2022 ile 2021 Ağustos ve Nisan aylarındaki sıcaklık farklarını katman olarak gördük arkadaşlar. Burada MODIS'in veri setini kullanacağız. Burada arkadaşlar kodlarımız var. Bunlar sabit değerler. Bunları dikkat edin. Aynı şekilde alabilirsiniz. Burada Türkiye ülke sınırları için bir sabit kodumuz var. Burada 2021 ve 2022 Nisan ve Ağustos aylarındaki e, yüzey sıcaklığın land surface temperature dediğimiz arazi yüzey sıcaklığı hesaplama farklılıklarını da buradan kodlamayla belirliyoruz. Bunlar görselleştirme arkadaşlar. Blue, beyaz, mavi, kırmızı olarak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Nisan ayındaki iki, bir yıl arasındaki 2022 2021 arasında ve Ağustos ayındaki farklılıkları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere grafiğimiz de hazır. Grafik olarak da kullanabilirsiniz. İki tane kodu koydum ben zaten. Burada 2021 ve 22 yıllar arasındaki sıcaklıkları da görüyorsunuz. Direkt santigrada çevrilmiş hali. İlk önce Kelvin'di. Kelvin'den santigrada çeviriyoruz. Buradan da sıcaklıklarda görmüş olduğunuz iki tane kod farklı. Birinci kod T dediğimiz. bunu drive linkine indirirken birinde sıcaklık olarak göreceksiniz. Katmanlı olarak. Diğerinde de grafik olarak göreceksiniz. Bu grafikleri de indirip ya da Excel olarak indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 2021 Ocaktan Aralık'a kadar bir bir yıllık süreçteki 2 e, yıllık hatta iki süreçteki sıcaklık buradan Celsius e, Kelvin'den Celsius'a çevirme 2 yılın verilerini birleştiriyoruz daha sonra da grafik olarak yorumlamayı yazdım arkadaşlar herhangi bir anlamadığınız bir kısım olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça basit bir işlem. Bu kodu alın, yapıştırın kendi alanınız için. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim.